Fransa'nın Kale kenti sakinleri bölgedeki mülteci kampının kapatılması için protesto gösterisi düzenledi. Sayıları 400'ü bulan göstericiler Operasyon Salyangoz adı verilen eylemle otoyolu trafiğe kapattı. Eyleme kale esnafının yanı sıra çiftçiler ve liman işçileri de destek verdi. Göstericiler İngiltere'ye geçmek için bölgede toplanan mültecilerin kamu güvenliğini tehdit ettiğini savunuyor. Görüyorsunuz çok yorgun ve bitkinim. 12 kişinin çalıştığı bir işletmem var ve artık daha fazla dayanamıyorum. Kaledeki bu göçmen krizinden bıktık. Sık sık saldırgan davranışlarda bulunuyorlar. Sabah evden ayrıldığımızda akşam nasıl döneceğimizi düşünüyoruz. Çünkü araçlara taş ve metal parçalar fırlatıyorlar. Bıçak taşıdıkları da görülüyor. 5 yaşında bir oğlum var ve onu yetim bırakmak istemiyorum. Mülteciler İngiltere'ye geçen araçlara zorla binmek için yol güvenliğini tehlikeye atmakla suçlanıyor. Gösteriye katılan Kale Belediye Başkanı Natasha Bouchard, kaçak göçmenlerin kamu düzenini bozmasına karşı gerekli yasal düzenlemelerin bulunmadığını öne sürdü. Geçtiğimiz hafta bölgeyi ziyaret eden Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, göçmenlerin kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma yapılardan oluşan kampın tamamen kapatılacağını açıklamıştı. Ancak hala 7 binden fazla kişinin barındığı kampın yıkım tarihi belirsizliğini koruyor.